geldiniz. Şimdi hemen az önce, merhabalar. Anayasa tartışmaları, yerel seçim gündemi, DEM Parti İstanbul'da aday çıkaracak mı falan gibi bir haftayı geride bıraktık. Önümüzde yerel seçimler var. Zaten bir hayli yoğun geçen bir tempoda olacağız. Dolayısıyla bu akşam böyle keyifleneceğimiz güzel bir program olmasını diliyoruz. Şöyle, şimdi ben hikayelerine biraz yakından tanığım ama Habertürk izleyicisi ne kadar tanıyordur bilmiyorum. Türkiye'de yalnız çok enteresan biçimde diyeceğim. Bana enteresan geliyor, Tolga'ya gelmiyor. Acayip izlendiler. Bütün şarkıları, bütün klipleri falan böyle milyonlar, milyonlar, milyonlar. Dedik ne oluyor yani, bu nedir diye. Birazdan kendilerini davet edeceğim. Hatta ilk söyleyecekleri şarkı onların birazdan gelirken ben ham halini dinlemiştim çıkmadan önce. Dedim ki ya bu şarkı çıkmasa mı acaba dedim. Yani bunu kim dinler falan gibi böyle bir herkes dinledi. Birazdan kendileriyle sohbet edeceğiz. Önce Ece Mumay. Gelmeyeceksin zannettim. Hani ne diyor bu şarkısı dinlenmiyor falan. Arkadan çıkmakta zorun. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Teşekkür ederim seni sormalı. Teşekkür ediyorum. Seni ortaya alalım. Kurtuluş tamam. Ve Burak'ı anons edeceğim. Şimdi anlaştık. Onları yana oturturuz. En azından birbirleriyle ve belki tartışırlarken ben, okay, çok gerginlik yaşanmaz. Söz. Efendim Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut. Senin yüzünde herkesi masaya bize olmuş derslerim. Sana ağladım şarkıda gibi. Dertli çalarsa zevk o dertli dersi. Ya dertli türkü gibi başıma geldi. Can cazım hayallerim aklıma geldi. Hiç gidenler kalanları söylüyor dersin. Bir de utanmadan yüzüme gülüyorsun. Sıklarım dersleri omzuma gidiyor. Çektiğim sefa değil dert duyuyor gidiyorsun. Elleri görebilir miyim? Sırtlarım dertleri omzuma gidiyor. Çektiğim sefa değil dert diyor biliyorsun. Yüzüme baka baka sevmedim diyorsun. Sevmedim deme bana bana. Elde avuçta yok kalpte yaralar. Bence daha yüksek söyle bir daha. Kardeşim hoş geldin. Oh, abi takılıyordum. Hoş geldin, hoş bulduk. Buyurun lütfen. Şu an bir krizden döndük abi, az kalsın takılıp düşüyordum. Vallahi mı? Vallahi yemin ederim. Nazar. Heyecandan abi elim ayağım birbirine girdi. Gerçekten ya, sahne performansları çok acayip iyi. İnanılmaz bir enerjileri var. Ben birkaç defa nasıl yani diye sordum.
Yerinizde duramıyorsunuz ikiniz de. Normal zamanlarda bile. Evet. Çok enteresan ama sen takım elbise gibi bir şey giymiş. Evet abi. Beni şaşırttın. Neden? Evlilikten sonra mı oldu bu? Zaten ben böyle... Daha böyle sakin ve... Sevdiğim insanların yanına giderken, özel bir yere giderken gayet takım elbisemle gidiyorum. Sen de benim çok sevdiğim bir insan kardeşim olduğun için, burası da çok özel ve güzel olduğu için takım elbise ya, giymek istedim. Çok teşekkür ederim. Burak niye böyle giymiş? Sevmediğin bir yere geldiğin için mi? Yok abi. Ya sevmediğin ve istemediğin. Ben çok rahat ediyorum abi. Dedim ki rahat ettiğim bir insanın yanında rahat giyineyim dedim. Böyle bir kıyafet giydim abi. Kötü mü eşleri? Ece ile tanışıyorsunuz. Evet. Evet. Güzel. Aranız nasıl? Çok iyi. Arkada güzel konuştuk, sohbet ettik. İkinizin arası nasıl? Little little. Into the middle. Şimdi... Paris Saint Germain. Ben şeyi... sana sözümü tutayım hemen. Ne kadar oldu? Biz bir buçuk sene mi oldu? Bir sene mi oldu? Evet, lütfen. Ben onu bekledim. Bir sene oldu değil mi? Bir bugüne sene oldu. Kısmetmiş. Bugüne kısmetmiş ve ben şu anda çok mutluyum. Ne diyecektim? Çok mutluyum. Arkadaşlar söylüyorum, canlı yayında söylemesine bir sene önce yayın denk gelmedi. Evet. Şimdi uygun zaman herhalde. Konsol oyunu oynadık. Pardon. Ve o konsol oyununda Kurtuluş az farkla beni yendi. Kaç yendi? Az ya da çok önemli değil, yendim. Ama canlı yayında söyleyecektik. O da bir konserde söyleyecekti galiba ya da sen de bir... Ben konserde söyleyecektim yenildiğimde. O da konserde, büyük bir konserde söyleyecekti. Sizin konserleriniz niye bu kadar dolu? Seviyorlar bizi abi. Öyle mi? Kesinlikle. Ya ben ikisini de seviyorum. Hikayelerinin çok başlarına tanığım. Ama mesela siz şarkı yapıyorsunuz ya. Bu arada ayaküstü şarkı yazıyorsunuz. Böyle bir durumunuz var değil mi? Var abi. Var. Yani şarkılarımızın %65-70 öyle oluyor. Bana mesela Baba Yakı Kurtuluş'a sinirlendim yazdım. Aa. Tabii. Nasıl sinirlendim yazdın? Anlat hikayesini. Mersin'deydik ya. Çok iyi hatırlıyorum. Yani dün gibi hatırlıyorum. İşte evet. Meyve suyu içiyorlardı. Meyve suyu içerken ben dedim ki herkes içiyor, ben de içeyim dedim meyve suyu. Ondan sonra dedi ki kardeşim astım hastasıyım dedi. Bak vallahi doldum, çok nefessiz kaldım meyve suyundan dedi. Ben de dedim ki o zaman indir ben aşağı. Dedim ineceğim aşağı, aşağıda içeceğim dedim. Öyle mi dedim. İndim aşağı 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika falan. Sonra bu arabadan kafasını çıkardı dedi ki kardeşim daha bu meyve suyu bitmedi mi dedi. Ben dedim ki bitmedi, bir tane daha içeceğim dedim. Ondan sonra hala sinirim geçmemiş. Arabada müzik açıyoruz falan, gidiyoruz. Baba yak, bir meyve suyu daha. İşte pipeti belki kalbine dokunur falan diyorum. Bu arada nereden çıktınız diye sorayım, o hikayeyi konuşalım. Önce nereden çıktınız sorusunu bu arada filmde yaptılar. İzlediniz mi bilmiyorum. Ha, şarkılarla ilgili şöyle oldu kardeşim. Sizin şarkıların hepsini ben çıkmadan biliyorsunuz dinledim. Evet. Benim müzik zevkimle, bu kızdıracak bir şey değil değil mi şu an senin? Kurtuluş çok fena bakıyorsun. Ben seni çok gayet ciddi dinliyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Ben teşekkür ederim. Şimdi benim müzik zevkimle Kurtuluş ve Burak'ın yaptığı şarkılar, Ece'nin şarkılarıyla ilgili de birazdan konuşacağız. Pek uymuyor yani. Ben hani başka şeyler dinliyorum normalde. Gönderiyor bana şarkıyı, daha mı halini. Allah Allah falan, başka bir şarkı gönderiyor mesela. Diyorum bu çok iyi diyorum. Tolga o şarkıyı hemen değiştiriyor, bu olmamıştır diye. Ve herhalde Avrupa'da da verdiğiniz bütün konserlerde evet, inanılmaz bir seyirci kitlesi oldu. Niye evet oldu böyle? Yani gerçekten müzikleriniz... Ya bir de şöyle oldu, günün sonunda hepimiz sizin şarkıları ezberlemek zorunda kaldık. Bu Tolga ile mi ilgili, sizle mi ilgili, tanıştığımız için mi bilmiyorum ama hepsini ezberledik yani. Kurtuluş, sen Burak'tan izin almadan konuşmuyor musun?
Abi, yo, ben ayar verdim içeride, dedim benden izin. Ya ne ayarı? Ben konuşurum abi. Ben konuşacağım. şimdi şöyle abi, biz birlikte birbirimize inanarak iş yaptığımız için, çünkü yaptığımız ve yapıp çıkaracağımız işe önce zaten biz inanıyoruz. Zaten biz inanmadığımız, güvenmediğimiz hiçbir işi de çıkarmıyoruz. Yapıyoruz, emek veriyoruz, çıkarıyoruz ve bunun karşılığını insanlardan konser topluluğu olarak alıyoruz mesela. Hep dolu mu böyle? Şu ana kadar hep dolu gitti herhalde. Allah şükürler olsun öyle abi. Bekliyor muydunuz böyle bir şey peki bu işe girdiğinizde? Ben bekliyordum. Ben bugünlerin böyle olacağını biliyordum. Öyle mi? Evet. Sen? Abi benim 5 sene önce bir hayalim vardı. Yani hayalimin yarısındayım diyebilirim. Daha tam başaramadım. Nedir diğer yarısı? Yani ya bizim kesim aslında, yani biz Türk olarak aslında 100 milyonluk, 150 milyonluk ya da tam rakamını bilmiyorum, kafadan şu an söylüyorum ama mesela İngilizce bilen insan sayısına göre çok azınlıklı bir toplumuz. Mesela diğer şarkıcıları, mesela Amerika'daki yapan, işte İngiltere'de yapan, diğer ülkelerde yapan sanatçıları falan dinliyorum. Streamlerine bakıyorum işte. Dinlenim oranlarına bakıyorum. Mesela onların yanında bizimkiler minimal kalıyor. Mesela Türkiye için, benim için büyük Türkiye bir başarı. Çok büyük. Evet. Mesela bu streamler güzel streamler. Ama dünya için yetmiyor mesela abi. Ben de hedefimi hep şeye koydum. Bir gün dedim ki sallıyorum, dünyanın en büyük, en güzel yerinde, en güzel, en kalabalık konserini verebilme, dünyanın en büyük star dediği insanlarla aynı sahneye çıkabilme hayalim var. İngilizce hayalim şarkı mı söyleyeceksin? Ya İngilizce mi olur? Ya da sen onlara Türkçe mi söyleteceksin? Aslında hedefim de şu abi, biliyor musun? Mesela hep böyle bir algı vardır ya. Bir şeyi benimserler, onun peşinden giderler. Mesela biz de yaptığımız bu müziği dışarıya benimsetebilirsek, onlar bizden özenmeye başlarsa, mesela hayallerimden böyle biri. Hayallerim var. Evet. Ece, nasılsın? Neler yapıyorsun? İyiyim, teşekkür ederim. Senin hikayeni dinleyebilir miyiz? Bu arada senin herhalde daha böyle akademik de bir tarafın var müzikle evet, ilgili. Evet, doğru. Yani hikaye... Ne zamandır ilgilisin ve ne yapıyorsun? Çok çocuk yaşımdan beri müzikle ilgileniyorum tabii ki. Daha sonra bir konservatuvar geçmişim var. Liseyi ve üniversiteyi konservatuvarda okudum. Türk müziği lisede, okuyordum. Üniversitede konservatuvar. Evet, aynen. Lisede Türk müziği okudum, üniversitede Batı müziği okudum. Ama hiçbir şekilde yani pop müzikle ilgilenmek öyle hedeflerim arasında yoktu açıkçası. Daha doğrusu kendimi öyle hiç hayal etmedim ya da konumlandırmadım. Ama daha sonra online ortamda müzik yapmaya başladım. Kendi videolarımı yüklüyordum 16-17 yaşımda. Ve böyle hani plak şirketleri sahipleri tarafından bunlar fark edildi ve biz böyle gittik, görüştük onlarla. Ben o zaman 17 yaşımdaydım herhalde. Ve ilk single'ımızı yayınladık işte, ben 19 pop yaşımdayken. Pop değil de ne yapmak istiyordun mesela? Ben akademisyen olmak istiyordum. Aa. Evet. Sen akademisyen olmak isterken mi şarkıcı oldun? Ben aslında avukat olmak istiyordum. Gerçekten şaka yapmıyorum. Aslında avukat olmak Ben avukat olmak istiyordum aslında. Ya çünkü şöyle, ben çok yazar çizer kökenli bir aileden gelen biri olduğum için bizde herkes ya gazeteci ya televizyoncu ya edebiyat öğretmeni. Hani böyle meslek grupları söz konusu. Nasıl oldu bu? İşte sonra... müzik de hayatımda yoktu. Ben İlkokuldayken avukat olmak istiyordum. Sonra müzikle daha böyle aşırı neşir olunca dedim hani bari bu yoldan çekti devam edelim. Çekti mi girdikten diye. Sonra çıkamadın mı ya da hala istiyor musun? Yani konservatuvarda çok çekecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Konservatuvara girdikten sonra çok da cazibedici bir yanı olmadığını fark ettim. Sıkıcı konservatuvarın. Mı? Sıkıcı değil ama olanları... sıkıcı değil ama böyle bir yola giriyorsan o iş değil yani. İkisi bambaşka işler. Öyle gerçekten. Mi? Neden? Orası seni tamamen akademik olarak eğitiyor. Bu tarafa hazırlamıyor aslında. Burası bambaşka bir dünya. Aslında orada okurken o yüzden akademisyen olmak istiyordum. Yapmak istediğin müzik de daha çok işte böyle... Klasik müzikti tabii. Yani klasik müzik eğitimi alıyordum yani ben zaten. Yani Bach dinleyen... Hiç Bach dinlemedim, okurken de dinlemedim. Sadece sınavlara girebilmek için yapıyordum. Aha. Ama demek ki içimde varmış yani. Şimdi buraya gelmeden önce bir şey okudum. Caps işte çocuğa yaramazlık, çok yaramazlık yaptığı için... Aile eğitim vermek adına Mozart ve Bach dinletiyorlarmış. Çocuk çıkmış odadan gelmiş ve demiş ki gerçekten bir daha hiçbir şey yapmayacağım, ne olur o piyanoyu bana açmayın. Ya tamamen tercih meselesi. Diye bir caps okudum böyle gelmeden önce.
Ya, seni oraya itiyorlar, öyle söyleyeyim. Ama benim içimde bununla ilgilenmek vardı. Kendi şarkılarımı yazıyordum okuldayken de zaten. Böyle bir fırsat doğunca da. Kurtuluş Şoprak'la ne zaman ve nasıl tanıştınız? Ve onların şarkılarını dinlediğinde sen ne yaptın? Ne zaman tanıştık? Oldu biraz. Ama nasıl tanıştık? Mesela ikinizle ayrı mı tanıştık, aynı mı tanıştık? Onu da hatırlamıyorum ben. Hatırlamıyorum da geçen beraberdik. Evet, onu hatırlıyorum. Mesela. Kurtuluş'ta daha sık görüşüyoruz, birlikte çalışıyoruz bazen. Beni kimse sevmiyor abi. Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Gerçekten ne zaman tanıştığımızı hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun ne zaman tanıştığımızı? Ben hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Sen böyle vallahi çok ben de hatırlamıyorum. Şey mi yapıyorsun? Niye seni sevmiyorlar? Cool mu takılıyorsun daha çok? Yok abi ya. Evdeyim hep ben. Yemin ediyorum. Şarkı evdesin yazıyorum. Türkü yazıyorum. Ev falan. Ne konuştunuz? Biz bulduk kral. Tolga'nın doğum günü. Evet. Tolga'nın doğum gününde karşılaşmış. İlk şarkılarını dinlediğinde... Evet, işte ikinize de aynı. Tamam, aynı gün işte. Bulduk aynen. Biz. Bulduk. Evet. Şarkıları dinlediğinde sen ne düşündün? Çocukların şarkılarını dinlediğinde mi? Ben Ezel de çok başarılı buluyorum ikisinde. Yani ben de onların şarkılarını onlardan önce biliyorum. Onlardan önce dinliyordum. Daha sonra tanıştık. Alacaklar ve yürüyecekler dedim. Tabii ki. Hikayenizi anlatan bir film yaptınız. İlk buluşmanızda... Birbirinize karşı olan hisleriniz neydi? Zamanla ne evrildi? İkinize de soruyorum. Sevmiyordum. Sen küçük oluyordum. Gerçekten görünce mi? Ayar oluyordum. Tütüllerim diken diken falan oluyordu. Gördüğüm. O kadar. İlk gördüğün zaman. Ya daha. Abi şimdi ilk gördüğünde bir simaya bir bakarsın şöyle dersin ki olur mu? Dedim ki bu olmaz. Dedi. Öyle bakma oradan görüyorum seni ben. Evet ben... Neden olmaz dedin? Birbirimizi böyle bir insanla karşılaşırsın, bir elektrik alırsın ya. O gördüğüm anda elektriği alamamıştım. beni tam etkileyememişti yani. Etkileyemediği için de öyle bir gıcık oldum falan. Stüdyoya giriyoruz işte. Biz tabii bizim camia kalabalıktı. Biz kalabalık geldik ilk stüdyo. O tek başınaydı. Onu yiyecektik biz. Dedim ki çocuklara durun hepiniz yapmayın. Hepiniz mi sinir oldunuz Burak'a? Şimdi abi... Bizim kuzenler benim falan çevremde ben birinde sinir oluyorsam benimle birlikte herkes sinir herkes olur. Tabii ki. Sinir oldum. Çocukları falan nasıl biliyor musun? O tek başına zor tutuyorum çocuklar. Oğlum diyorum yapmayın çocuk diyorum Elazığ'dan gelmiş tek başına falan ondan sonra. 3 sene önce bu şehre bir çocuk indi kardeş. He. Yapamazsın dediler. Yaptı. Kalamazsın dediler. Kaldı. Sen köyden bir fıkarasın dediler. Sevmedim deme. Yaptı. Sen sen de gördüğünde aynı şeyi hissettin mi? Abi ben ilk başta çok güzel geldim. Gördüm. Dedim ki aa işte birlikte kardeş ortamı la 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 falan. İyi ya öyle bir enerjiyle geldim. Öyle bir enerjiyle geldim. Bir baktım bunlar çeteleşmiş abi. Reis biz kalabalıktık ya. Ellerde tesbihler falan. Öyle mi? Tabii tabii öyleydiler. Hepsi de abi hepsi de bir enstrüman çalıyor. Biri klavye çalıyor, biri keman çalıyor, biri işte kaval, zurna çalıyor. Ya ben kendimi böyle gariban gibi hissettim dedim. Ben nereye düştüm? Ben hiçbir şey yapmayı, hiçbir şey çalmayı bilmiyorum dedim. Sonra baktım bunlar çok üstüme gelmeye başladılar. Dedim hayırdır lan dedim. Ben de şarkı yazmayı biliyorum dedim. Stüdyoya girmeye çalıştım. Sonra azmimi bu gördü, bu uyanık. Bu uyanık azmimi gördü. Mesela sabah 6'da geliyorum şarkı yazmaya stüdyoya ya. Sabahın 5'inde kalkıyor geliyor. Yani benden önce o stüdyoya girebilmek için. Bir gün öyle bir gün böyle. Oradaki diyaloglar gibi. Nasıl aranızda? Gergin mi? Yok. Yani böyle... bu santrançta hani bir sonraki hamleyi tahmin edersin ya. Abi o şekil. Nasılsın kardeşim? İyiyim kardeşim. Ama şey gönülden değil. Değil. Şey yüze piyaz öyle. Sonra? Sonra abi. Sonra ben söyleyeyim mi sonrasını? Sonrası kardeşlik, dostluk, birlik, beraberlik ve şu an Allah'a şükür hala beraberiz ve yol yürüyoruz. Evet. Yürümeye de devam edeceğiz. İnşallah. Allah bozmasın. Bak gördün Allah mü bozmasın. Sabahtan da çok güzel güzel konuşuyorsun. İnşallah dedim herkes alkışladı. Ben de inşallah dedim. Demedin. O senden zaman amin ne diyeyim? İstanbul'a bu arada ikinizin de hayatında baba önemli bir figür. Allah rahmet eylesin. Amin. İstanbul'a geliş hikayeniz nasıldı? Ne umdunuz, ne buldunuz? Burak. Vallahi abi ben bütün gemileri yaktım geldim yani.
hiçbir beklentim olmadan, sadece para, pul, hiçbir şey umurumda değildi. Çıktım geldim, tek hedefim yaptığım müziği herkese dinletebilmekti. Öncesinde kaç sene müzik yaptın? Sen çok yapmışsın. Abi yapma. Yapmayayım. Tolga abi. Tolga'nın sürü. Yapma. Abi öncesinde yapmadım. Öncekiler sayılmaz. Ama onlar amatörlük. Onlar amatörlük. Vermedin değil mi abi? Ben verdim. Önceden yaptım abi. Anlat güzelce. Abi önceden yaptım ben. Bildiğin yapıyordum. 10 sene boyunca durmadan yaptım. YouTube, hatta ilk YouTuber'ım bile diyebilirim ben abi. Onları kaldırdın mı? Kaldırabildiğimi kaldırdım. Neden kaldırdın? Abi yani globalleşen dünya. Trendler. Günümüz birbirini tutmuyor abi. Yani öncekiler çok şeydi. Neydi? Enteresandı. Ne enteresandı? Yani bağırıyordum o zamanlar abi. Bağırarak yani bağırmanın bir marifet olduğunu düşünerekten yapmış olduğum şarkılardı. Çok sertsin o zaman. Çok o zamanlar öfkeli, öyle gerekiyordu çok abi. Hiç gördünüz mü Burak'ın eski halini? Görenler var mı? Hepsini kaldırttın mı internetten? Abi kaldırtabildiğimi senin kaldırttım da. Senin ekip komple el kaldırıyor. Duruyor. Benim ekip zaten hepsini duruyor, dinliyorlar. Videoları. Ne vardı? Videoları var. Kaldırmadı hepsini. Hepsini kaldırmadı mı? Senin nasıldı peki kurtuluş? Abi yıllar önce gitarda çalıyordum ben. İşte aynı zamanda gitar çalıp işte kafelerde şarkı söylüyordum. Ondan sonra bir Ankara'ya geçtim ben. Bak, daha şey bir hikayesi var onun, böyle gitar çalıyordum. Ben zaten babamı kaybettikten sonra, kaybetmeden önce zaten yine memleketimde Karaman'da gitar çalıyordum. Kafelerde şarkı söylüyordum işte. Karaman, Konya. Hani o bölgede neresi varsa iş alıyorduk, oraya gidiyorduk falan. Ondan sonra işte ben Ankara'ya geçtim. Bir buçuk sene falan orada çalıştım. Ondan sonra zaten pandemi girdi araya. Ben de zaten pandemi sanatçılarından birisiyim ben de. Çünkü pandemi girdi, ben şarkıyı yaptım. Çünkü herkes evde falan. Ondan sonra yayıldı, çıktım geldim ondan sonra. Sen de çok değiştin bu arada. Evet. Yani tip olarak da çok değiştin. Çok değil abi, değiştim yani. Yani bunun azı çoğu yok, bayağı hani değiştim şu an görüyorum. Bayağı değiştim abi. İkinizin de eski halini verin. Abi vermesem ben o kadar çok mutlu olurum ki vallahi. Yapma. Yapma. Eda yapma. Vermesem ben mutlu olurum ama verirsen de abimsin, ne diyeyim. Yok, vermeyeceğiz. Allah razı olsun. Ben Tolga'ya vermek istedi. Ben dedim ki yapmayalım. İstemiyorlarsa vermeyelim. Ya dedim. Burası dost meclisi. Ama bu saatten biz sonra bence zaten herkes izliyorsa şey, bu dost meclisi kurcalar olsun. Her yani şey verirsin abi, her şey dökülsün kurcalar o zaman. Ece, sen şarkı sözlerini sen mi yazıyorsun? Evet, ben yazıyorum. Nasıl bir düşünceyle yazıyorsun? Yani arkasında nasıl bir felsefesi var şarkı sözlerinin? Şöyle, aslında bazı şarkılar belirli bir matematik için yazılıyor benim için. Yani belirli bir kalıp var. Yani ben aslında bu kadar zaman boyunca insanların aklında Ece Mumay şarkısı algısına oturtmaya çalıştım. Yani bir şey dinlediklerinde bu Ece'nin şarkılarına benzer demelerini istedim. O yüzden bir yaz şarkısı formu oluşturdum bundan 4 sene önce. Pandemi zamanıydı aynı. Galaksi ile beraber başlayan ve daha sonra her yaz devam eden aynı türde tarzları insanların kafasında o algıyı yaratmak için peş peşe verdim aslında. Ve bir tarz oluşmuş oldu o mihvalde. Daha sonrasında ya bir ürün üretiyorsunuz ama o ürün tabii ki her seferinde aynı reaksiyonu göstermez. Bir yerden sonra tıkanır. O tıkanma, o tarz, o tür bitti, tıkandı ve yeni bir tarz, yeni bir tür gelmesi gerekiyordu. O yüzden o şarkı sözlerinden bahsediyorsan o tamamen belli bir matematik üstüne yazılmış bir şarkı sözü yani. Anlamı var mı? Tabii ki var. Anlaşılmadığı yönünde hiç mesela tepki alıyor musun şarkılarının? Yani aldığımı biliyorsun. Öyle bir soru olmaz yani. Hani alıyorsun falan demen lazım. Yüzüne söyleyeyim, ben anlamıyorum. Evet. Vallahi. Bunu daha önce konuşmuştuk. Ama, evet, konuşmuştuk. Evet. Melodi çok güzel, ses çok güzel. Anlamıyorum ama dinliyorum. Mesela.
Ne diyorlar insanlar? Anlamıyoruz mu diyorlar? Nasıl, evet, nasıl diyaloglar geçiyor? Hatta anlayana kadar dinlemeleri için de yapılmış şarkılar var içerisinde. Yani böyle tepkilerle karşılaşıyor musun çok dışarıda da ve nasıl anlatıyorsun kendini? Ama tepkiler benim için çok olumlu. Yani ben bunları... Daha doğrusu insanlar zaten bu eleştirileri kötü taraftan yapmıyorlar. Yani bıcır bıcır, tatlış, minnoş anlamıyoruz ama çok hoşumuza gidiyor, dinliyoruz. İşte bizi motive ediyor, enerjimizi yükseltiyor. Bu anlamıyoruz ama dinliyoruz olayı bak. Çok anlamadık da. Ama izliyoruz. Anlamadık süper. Ama çok beğendik. Evet. Yani orada anlaşılmayan bir şarkı sözü olduğu doğru ama tür ve tarz çok oturdu insanların kafasına. Evet. Ben önce Ece ile ilgili hazırladığımız bir VTR var. Onu vermeyi düşünüyordum ama herhalde şarkı alacağız sonra reklama gideceğiz. Tamam senden tamam. Bir şarkı dinleyelim hadi o zaman dinleyelim. Canlı performans. Bu arada bu benim mikrofonum mu? Hep buyur. Buyur bu lütfen. Benim mikrofonum mu? Diğeri o senin mi? Hangisi? Tamam. Diğeriymiş. Diğeriymiş. Buyur. Başlıyor muyuz? Sen de istiyorsun. Sen
Harikasınız. Ben o şarkıya öyle girebilir miyim? Tabii ki abi. Mümkün değil. Abi. Bir kere senin sesin... Bir kere yani... daha söyleme inanırım. Hanginizin sesi daha güzel? Ne abi? Hanginizin sesi daha güzel? Onun daha güzel abi. Hayır, Burak'ın sesi daha güzel. Vallahi. Aa, siz bayağı düzeltmişsiniz işleri. Yok abi, gerçekçi olmuyor. Bir sene önce sorduğumda bayağı birbirlerine... Bu konuda sataşıyorlardı. Abi normalde tam tersini söylerim ama şu an böyle içimden geldi. Nazik görünmek mi istiyorsun? Vallahi içimden geldi. Ben İstanbul'a geldiğimde ton nedir bilmiyordum. Ondan sonra şarkının yani A'sı B'si köprüsünü bilmiyordum. İşte transpozisini hiçbir şeyini bilmiyordum ben. Yani bana çok şey öğretti. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Ben de... yıllardan beri müzik dinlerim ve insanların yaptığı şeyler benim çok ilgimi çeker ve her şeyi noktası noktasına böyle araştırırım, bakarım. Kardeşim diye demiyorum, çok güzel ses duydum ve piyasada çok güzel ses var ama vallahi billahi böyle bir ses de yok. Duymadım, yok yani.
Aralarında anlaşmışlar. Değil mi? Aralarında anlaşmışlar. Niye ayrı ayrı şarkı yaptınız? Abi her gün kuru fasulye yenmez ki ama. Yanlış mıyım abi? Mesela şöyle arada farkındaysan abi bizim şarkıların hiçbiri birbirini tutmuyor. Hep farklı kafalar, farklı tarzlar, hep değişik değişik işler. Mesela bir nabızla sevmedim demeyi aynı kefeye koyamıyorsun. Ya da herkes duyduğuyla Kehribar'ı aynı kefeye koyamazsın mesela. Hep farklı farklı, hepsi yani enteresan enteresan değişik değişik ne kadar iş varsa hepsini deniyorum abi. Öyle olunca da arada kurtuluş oluyor, arada ben tek oluyorum, evet. Arada birlikte oluyor, arada ben işte Ebru Hanım oluyor, evet. İrem oluyor, Mustafa abi oluyor, oluyor da oluyor. Aa, Ebru Yaşar'la da yaptı evet. Yeni bir şarkı, Siyam yaptı herhalde, o da evet, bayağı evet. Güzel trendlerde. Şarkı. Evet. Çok başarılı. Ayrı ayrı şarkı yaptığınızda kitleniz bunu nasıl karşıladı? Yani sizi beraber mi istiyorlar, ayrı ayrı da okeyler mi? Vallahi abi, yorumları okuyordum ben. Şimdi yorumlarda bir kesim ikimiz için bir şey yapıyordu, destekliyordu. Bir kesim Kurtuluş'u destekliyordu, bir kesim beni destekliyordu. Sonra Kurtuluş'u destekleyen kesime baktım. Kurtuluş abi tek şarkı yap, tek şarkı yap, tek şarkı. Burak abi tek şarkı yap, tek şarkı. Tamam yapalım abi. Yaptık abi. Ondan sonra birlikte yap, birlikte yap, birlikte yap. Dedim eğer ben buraya bakarsam hapı yuttum. Yani oradan çıkamam ben. Sonra Allah ne verdiyse kafama göre takılıyorum abi işte. Sen Kurtuluş'u niye konuşturmuyorsun ya? Ben konuşmuyorum ki o konuşmuyor abi. Ya o kadar güzel ve akıcı konuşuyor ki ben bayağı salıyorum kendimi, eriyorum burada ya. O yüzden Burak'ı dinliyorum. Yoksa ben de konuşurum ağzım. Sen de gizli bir Burak Bulut hayranımsın yoksa? Gizli değil baba, ben bayağı Burak Bulut hayranıyım. Bizde gizli diye bir şey yok, açık bende yani. Abi Egon taban yaptı. Reklama giderken ben sana dedim ya eski görüntülerinizi göstereyim mi diye. Mustafa mesaj atmış. Ben senin gençlik fotoğraflarını paylaşayım mı şimdi diye. Adil. Ece, seninle ilgili bir VTR'miz var. Kızmazsan evet. Yayınlayacağız. Kızabilirim. O zaman aa. Yayınlamaz mısınız? Yok, yayınlayacağız. Okey. Hazırsa Ece Mumay VTR'miz gelsin efendim. Ece Mumay'ın şarkılarında ne dediğini anlayan tek insanı bulduk. Türkiye'de Ece Mumay şarkıları uzmanı olan tek insan. Tek seferde anlamazsınız diye aynı şeyi farklı kelimelerle 3-5 kez söylüyoruz. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ece Mumay'a çok haksızlık ediliyor. Ben Ece Mumay şarkıları uzmanı olarak Türkiye'deki ilk ve tek insanım. Ben şu anda şunu söylemek istiyorum. Ece Mumay şarkılarını dinleyenlere şöyle seslenmek istiyorum. İlk başta evet, dinlerken Ece Mumay'ın ne dediğini anlamayabilirsiniz. Dokunma bana dedi, sakın ona sormadı. Diyeceksiniz ki bu kız ne diyor, ne anlatıyor. Ne fark eder pazartesi, cumartesi. Kesin bir bana kastı. Damarıma bastı. Gelmem geri, 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 geri. Bıraktı gitti önce hayırdır bir dönünce. Ben oldum peri, 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 peri. Dün bir bana kastı, damarıma bastı. Gelmem geri, 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 geri. Bıraktı gitti önce hayırdır bir dönünce. Ben oldum peri, 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 peri. Ben hep şunu söylüyorum. Bakın Ece'nin şarkılarını dinlerken başta hiçbir şey anlamayacaksınız. Fakat sonradan dinlemeye başladığında şunu fark edeceksiniz ki yine bir şey anlamayacaksınız. Yani anlaşılmamak konusunda istikrarını korumak büyük sanatçılara özgü bir şeydir. Bakın bunu bir işte Schopenhauer, Nietzsche, Albert Camus, Sarov, Nicolait, Witzkow büyük sanatçılara özgü bir şeydir bu. Ece'de de bu var. Ece Mumay'ın diğer şarkıcılardan farkı ne? Ece Mumay şunu yapıyor, ortaya rastgele kelimeler atıyor, kelimeler inisiyatif alıp kendileri anlamlı bir cümle oluşturmaya çalışıyorlar. Kelimeleri inisiyatif aldıran kadın, bu çok önemli bir şey. Ece Mumay anlamlı bir cümle kurmuyor. Ece Mumay kelimeleri atıyor, diyor ki kelimelere siz buraya çıkın, anlamlı bir cümle kurun. Orijinal sanatçılara özgü bir davranıştır. Bugün Ece Mumay'ın hakkını vermeyen, ona gerekli saygıyı göstermeyen insandan tarih bunun hesabını sorar ve çok acı sorar. Ece'nin kıymetini bilelim. Çünkü ben Ece Mumay uzmanı olarak şöyle söylemek istiyorum. Ece Mumay bir şarkıyı söyler. Siz anlamıyorsanız
O sizin kabahatiniz. Bu kadar milli bir sorun mu ya gerçekten? Bu gerçekten bu kadar milli bir soru mu bu sözlerin? Hayır Olkan ne kadar, nerede Olkan? Neler neler söylemiş ya. Gerçekten. Bir an savunuyor mu yarıyor mu anlamadım ama güzel bir şeyler söylüyor galiba. Nasıldı? Ben çok beğendim. Katılıyor musun? Kelimelere inisiyatif kullandıran kısmı bayağı zekice. Değil mi? Oradan böyle evet. Bir şey yapmış. Beğendim. Sana bir jest yapmış. Bunu kullanacağım başka yerde. Yani oradan bir kıyak geçmiş ama onun dışında... Evet, matematiği varmış. Matematiğin de olması önemli. Evet, matematiği var. Bir yerlere gelmiş yüksek tirajlı şarkılar sonuçta. Ben bunları zaten anlaşılmasın diye de yapmıyorum bu arada. Yanlış anlaşılmak istemem yani. Ben bir şeyleri ortaya atıp hakikaten hadi bunu da anlamayın gibi değil. Ben tekerleme hadi bunu da anlayın tadını, diyorsun sen. Hayır, tekerleme tadında şarkılar üretmeyi seviyorum. Yani ağza dolanan, anlasan da anlamasan da o melodiyi o şekilde tınlatabileceğin dilinde. Sözlerini okur musun bir şarkı? Öyle söyleyince hiç anlamlı gelmedi şey diyeceğim, ya. O kadar okusana saçma sapan şarkı evet, yazmışsın çok ki. Vallahi ben çok kötü. Nasıl silebilirim YouTube'da? Burak. Dinine küfreden Müslüman olsa diye bir laf var abi. Bizim sevmedim deme de sevmedim deme bana bana. Bana sevmedim deme diyorsunuz. Ama bana bana. Burak'tan sevmedim Ece'ye deme bana bana. Elde avuçta yok kalpte yaralar var. Kafiye abi. Anlamlı bu. Bu anlamlıydı. Anlamlı mı? Anlamlı değil mi? Kim çok anlamlı onu? Değil mi? Ben yazdım. Ulan. Sen niye böyle bir topa girdin ki şimdi biz Ece'ye bunu yaparken? Sen kendini niye ortaya attın şimdi? Feda ediyorsun ya, yok abi şimdi işin bir bütününe bakmak lazım diye ben söyledim yoksa. Devam et şarkı. Tamam şarkı kötü okumaya. Ya. Hayır şarkı yani, çok kötü. Konuyu bu şarkıda kapatabiliriz bu arada sanki. Şarkı çok iyi. Yani herkes şarkıyı dinledi zaten. Şarkıyı dinliyoruz evet. Yani sözlerini ya bu söz, okur ya musun bu, Ece ya? Bu muhabbet rica çok ediyorum. Farklı yerlere de gidebilir. Ama hakikaten öyle söyleyince de bir ben de bir garipsedim yani. Demek ki öyle söylenmemeli. Ezbere ben demek musun? Ki doğru yoldayım. Kendi şarkımı. Evet, hayır, sözlerini yani? Mesela bak şöyle bir şey. Şarkının sözünü şarkı söylerken insan söyleyebiliyor ama evet. Yani başka ama mesela sözünü söylemek istediğinde şarkı evet. Şeklinde değil. Melodisi şimdi olmadan okuduğunda okuyamıyorsun, unutuyorsun. Olabilir, doğru. Sen onu kendi şarkını sanırım. Okuyabilir misin sanırım. Şu anda? Okusana bir. Peri mi? Olur. Bir normal tane. Şiir şeklinde evet. Mi? Kesin bir bana kastı, damarıma bastı. Gelmem geri 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 geri. Bıraktı gitti önce, hayırdır bir dönünce. Ben oldum peri 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 peri. Bu kadar mı çok? Oh, bir şarkı ediyor mu ya? Abi ne oluyor biliyor musun? Burada tam olarak olan şu. Bazı sözler yazılır, melodiyi kaldırmaz. Ama bazı güçlü melodiler vardır. Ne yazarsan yaz, onu kaldırır. Burada önemli olan şey melodi olduğu için söze pek şey yapılmıyor. Çünkü burada önemli olan melodi. Melodi şarkıyı taşımış ve yukarıya kaldırmış. Yani bir şarkıda önemli olan en güçlü şey melodidir. Hmm. Melodi çok güzel olduğu için şarkıda şu anda çok güzel bir yerde. Yani 200 milyon üstü diye biliyorum. Evet. Yo, şarkıyı herkes biliyor bir şekilde onu tartışmıyoruz. Bu arada mesela yolda gidiyoruz, arabada sizin söylediğiniz, işte sizin söylediğiniz şarkılar çalıyor. Ne hissediyorsunuz bir yerde duyduğunuzda şarkınızı? Alıştık herhalde ya. Ben de çok mutlu oluyorum alıştık. Ya. Oluyor ya alıştık mı? Şimdi. Kafanı ya. Çıkarıp ben yaptım şey falan diyor musun? Ben mutlu oluyorum. Abi bende bazen ne var biliyor musun? Ben Burak'tan daha sosyalim, ben geziyorum falan. Duyuyorum falan, mesela arabada giderken camım hafif açık oluyor benim. Sağdan soldan duyuyorum böyle. Camı açıyorum, hızlı oluyorum. Kendimi göstermeye çalışıyorum. Benim. Anladın mı? O benim yani. Ben çok mutlu oluyorum yani. Ne tepki alıyorsun? Abi çok güzel tepki alıyorum. Trafik olmasa inip sarılırım falan yani. Öyleyim ben. Sen ne yapıyorsun Burak? Abi ben... Camı kapatıyormuş duymuş. Sosyal yok. Bir insan değilim. Muhatap olmak istemiyorum. Şey oluyor abi bende genelde mesela duyduğum zaman bana bakıyoruz merhaba falan diyorum. Şarkıyı kim söylüyor biliyor musun tanıyor musun falan yapıyorum böyle. Abi sen Burak Kuş değil misin ya diyor bana. Yok yok kardeşim Kurtuluş Bulut'um ben diyorum. Anlamadım abi, çözemedim yani. 3 sene oldu, daha insan ezberler ama kimse ezberleyemedi ya.
Aslında çok basit bir matematiği var abi. Burak Bulut, BB. Kurtuluş Kuş, KK. Kuş BB, Bulut. BB, KK. Burak Bulut, Kurtuluş Kuş. Çok basit değil mi abi? Seni sinirlendiren bir şey mi bu? Yok değil aslında abi. Başta öyle miydi peki? Başta öyleydi. Ha. Şey oluyordum, diyordum acaba Kurtuluş benden daha mı çok tanınıyor? Yoksa onu daha mı çok seviyorlar falan. O tribe düştüm bir ara. Sonra düşündüm. Ya dedim ki insanoğlu ya hayatta herkesin farklı dertleri var, farklı sıkıntıları var. Onlar için senin isminin bir önemi yok ki. Kurtuluş deyince artık dönüp bakıyorum abi. Abi ama öyle oldu. Burak'ın söylediği çok doğru bir sana şey. Sana Burak diyorlar mı? Abi zaten dışarıya çıktığımda ben Burak'ım, o Kurtuluş. Vallahi öyle, hani insanlar bana Burak diyor, gel diyorum kardeşim, Burak'ım çünkü. Ben onu sahiplendim, kabullendim ben onu. Ben Burak'ım. Öyle geziyorum piyasada. Adımla piyasa mı yapıyorsun? Yaparım kardeşim, adın var çünkü. Yapıyorum. Heyt be, gerçekten birbirlerine çok jest yaptılar. İlk ünlü olduğunu nerede anladın Ece? Ve ne hissettin? Ve nasıl anlattın bunu? Bir tane bir şey hatırlıyorum da, yani ilki olmayabilir ama ilklerden biridir muhtemelen. Yani gayri ihtiyar insanlarla tanıştığında el sıkışıp tokalaşıp ismini söylüyorsun değil mi? Yani merhaba ben işte Ali, Ayşe, merhaba ben Ece. Biri bana işte merhaba ben Ayşe diye elini uzattı. Merhaba ben de Ece dedim. Biliyorum dedim. Dedim böyle kendi kendime bir anda. Ben sizi dinliyorum dedi. Nereden dinliyorsun ya beni diyorum. Yani o zaman attığın bir videonun birileri tarafından dinlenebileceğini bile anlamıyorsun. Şaka gibi geliyor ya da hani ne bileyim annen göstermiştir, baban göstermiştir şeklinde ilgileniyorsun. Yok yok ben takip ediyorum sizi diyor işte. İzliyorum YouTube'dan videolarınızı. O zaman tabii çok daha küçüktüm, hani 19-18 yaşlarımdaydım. O zaman ilk böyle demek ki bir yerlere erişebilmiş bir şeyler dedim ve çok hoşuma gitti. İyi hissettirdin. Evet iyi hissettim kendimi. Senin ilk ünlü olduğunu hissettiğin an neydi? Kurtuluş. Abi vallahi. Güzel. Elazığ'dayım o zaman abi. Daha yeni yeni şarkımı insanlar dinlemeye başlamış. Araba yıkamaya benzinliğe girdim. Böyle suyu tutmuşum falan, tam yıkıyorum. O sert şarkıdan mı bahsediyorsun? Sevmedim demeden önce mi? Önceki bir şarkı. Karabahtım benim ilk tek şarkım. Karabahtım'da tek. Evet. Arabanın işte arabayı yıkıyorum falan. Aşktan yana gülmedim. Lan sanki ben bu şarkıyı bir yerden tanıyorum. Gülmedim. Lan bu benim şarkım. Sonra durdum. Dedim selamünaleyküm kardeşim. Adam da geldi yanıma. Dedi kardeş doğru yoldasın. Devam böyle dedi. Tabii sağ ol abi dedim. Teşekkür ederim dedim. İlk öyle anım o yani abi. Sonradan şarkılar patladığında İstanbul'a geldiğimde bir gün Karaköy'de oturuyorum. O köprünün altında falan. Nabız çıkmış abi. İki tane kız geçti önümden böyle, baktılar. Sonra bir daha geçtiler, bir daha ben fark ettim beni tanıdıklarını. Ama o tepkiyi vereceklerini tahmin etmedim abi. Bir anda aa sevmedim demeyi, nabızı söyleyen çocuk dedi, bağırdı. Bağırınca herkes etrafıma toplandı abi. Böyle kendimi yabani gibi hissettim, kaldım ortada. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Bizim Kadir de o zaman yanımızda. Kadir de daha yeni, ilk. O da ne yapacağını bilmiyor. Açılın, açılın falan yapmaya çalışıyor. Ben de kendimi Cumhurbaşkanı, Başbakan gibi hissettim değil mi? Halkım falan. Selamlıyorum. Bir de bir olayım var abi. Anlatmazsam içimde kalır bak. Anladım. Aklıma geldi. Bir gün abi Galatasaray'ın maçı var. Ben Tolga abiye rica ettim. Dedim ki bana bir yer ayarlayabilir misin? Ayarladı. İlk defa şeye gideceğim. İlk defa maça gidiyorsun. İlk defa maça gideceğim. Protokol girişinden beni aldılar falan. Bir baktım kapının önünde Dursun Özbek var. Böyle yaptı, böyle yaptı. Ben dedim ki ya kaç yaşında adam benim yanımda, niye böyle yapıyor bu adam? Falan ben de kendi kendime role girdim. Merhabalar falan dedim. Adam bana yapmıyormuş abi. Arkamda Hulusi Akar varmış. Arkadan Kurtuluş geliyormuş, Kurtuluş'a yapıyormuş. Yok abi, arkada Hulusi Akar gelmiş. Hulusi Akar'a selam veriyormuş. Ben de bana selam veriyor zannettim. Öyle nasıl bir olay çıktın vardı. Orada? Ben nasıl onu gördüm? Orada asansör var abi yukarı çıkmak için falan. Normalde asansörle çıkmamız lazımken. Bir baktım korumalar morumalar geldi. Ben dedim şeye yürüyerek çıkarım ya, sıkıntı değil falan. Hala üzerine alınıyorsun olayı. Şey yapmıyorum. Senin ilk ünlü olduğunu hissettiğin an neydi? Çok güzel bir andı ya abi. Allah Allah. Tolga abim vardı. Burak vardı. Üçümüz Karaköy'de yürüyoruz.
Olaylar hep Karaköy'de geçiyor. Evet abi, orası ya, hani mevzu orası. İşte Burak'ın Karabahtım var, ben rüya gibi çıkardım falan. Ya ufaktan küçükten dinleniyor işte yani. İşte 1 milyonlar, 2 milyonlar falan. Karşıdan birisi geliyor ama bir bakıyor gözümün içine. Baktı, onu hissettim. Dedim ki sensin, çekineceksin. Sensin dedim ya, evet. Ondan sonra ben bir şöyle bir üstüm başım falan düzelttim. Üçümüz birlikte yürüyoruz. Abi dedi, fotoğraf çekilebilir miyiz dedi. Ben ne oldum biliyor musun orada? Dedim ki, işte şimdi oldu dedim. Vallahi. Orada fotoğrafı çekindik. Ben ondan sonra nasıldım biliyor musun? O bana bir ay yetti zaten. Bir ay götürdü beni. Ben ünlüyüm diye mi gezmeye başladın orada? Ünlü olacağım diye. Hani bu daha başlangıç. Diye. Hani devamı gelsin diye zaten ondan abi, sonra... Abi hava attı bana ya. Şarkılar çalıyor çekti, ya. Benle çekmedi adam. Ama çekmedi. Nasılım biliyor musun? Ama ona da Burak diye çekmiştir. Öyle düşün. Yani abi. Net kurtuluşum diye çekti de virgül abi lütfen. Onu kaptıramam. Bana da hep mesela Mehmet Ali derler. Ben artık kabul ettim. Mehmet Ali benim ismim. Yani Mehmet Ali Bey o kadar yaygın ki ve herkes diyor, ben de tamam dedim yani artık. Abi ben bir dönem yürürken falan sokakta şöyle yürüyordum. İnsanlar falan geçiyor. İnsanların yüzüne. Beni tanıyor musunuz? Böyleyim. Dedi. Böyleyim, anladın mı? Gerçekten bana mi? Bana bir bakın. Sen pandemi döneminde maske bile takmamışsındır bu yüzden. Yok abi. Tanınmam falan diye düşünerek. Değil. Maskeyi açıp geziyordum böyle. Ya da şeffaf maske takıyormuş. Ben kurtuluş. Ya bir ara evet öyle yaptım yani. Bakıyordum hani beni tanıyın. Ben de böyle bir istek vardı. Hep vardı. Şu tamam, anda artık tanınıyorsun. Evet, çok şükür. Çok şükür. Bundan da çok mutluyum. Bu muydu konu yani? Abi bu. Bu ne olacak ya şimdi? Ne oluyor şimdi? Fotoğraf çekiniyoruz, geliyorlar, sarılıyoruz. Hani insanlarla öyle bir iletişim var ki sanki insanlar bizi böyle yıllardır tanıyormuş gibi bir hava gösteriyorlar. Öyle bir iletişim oluyor. Biz de insanlara öyle bir gidiyoruz ki sanki onları yıllardır tanıyormuşuz gibi. Geliyorlar, sarılıyoruz, çay içer misin? Sohbet edelim. Hani direkt mevzu oradan oraya geliyor sanki günlerdir, aylardır, yıllardır tanıdığım bir insanla görüşüyormuşsun gibi falan bir ortam oluyor. Bir şey sordular, ben onlara dedim. Teşekkür ve evlendin. Ederim. Bir anda evlendin. Konu buraya nasıl geldi? Neden evlendin? Nasıl yani? Bir anda evlendin. Evet, evlendim. Dün davetiyeni gönderdim. Bizim yayınımız vardı. Ben o yüzden gelemedim. Tebrik ediyorum tekrar. Allah mesul etsin. Teşekkür ederim. Kıymetli eşi de burada. Nezaket evet. Hanım. Buradalar değil mi? Eda o değil. O değil. Eda o. Abi yanlış göz. O benimki abi. Düşün bak. Hani Burak'la kurtuluş karıştırılıyor ya. İşte eşler de, anladın mı? Yani. Neden evlendin? Ne oldu birden evlendin? Aslında ya da bize öyle geldi. Bize mi öyle geldi? Evet. Ben Tolga'ya bile öyle geldi ya. Hadi bana öyle geldi de. Ya bu zaten birden evlendim değil. Birden evlendim olmadı. Zaten biz bunun zeminini hazırlamıştık zaten. Ben evlenmeden 2 yıl, 2,5 yıl önce zaten nişanlıydım. Zaten nişanlı olmadan önce bizim bir uzun birlikte olduğumuz yıllar vardı. Aslında bir anda olmadı. Ben bir anda evlenince bir anda olmuş gibi oldu. Sen neden yüzük takmıyorsun peki? Ben yüzüğü abi çok kaybediyorum. Geçen de Almanya'da otelde unuttum. Zar zor buldum geldim. Evimin en güzel sakladım. Köşesine sakladım. Evet. Sen var mı evlilik düşüncesi Burak? Allah büyük abi, inşallah olacak. Sürpriz olmasın diye. Yani şöyle. Eda da burada, sevgili Eda kardeşim. Merhabalar. Şimdi abi. Ne zaman? İnsanoğlu yalnızlıkta Allah'a mahsus biliyorsunuz. İşte zaten biz her şeyimizi açık açık yaşayan insanlarız abi. Evlenirsek düğün davetiyemizi illaki zaten göndeririz abi. Zaten ilk sen abi. Evet. Ses yayına gitti mi bilmiyorum ama Eda gitti mi? Eda dedi ki uzatma, ne zaman diyorlar dedi. Niye beni arada bırakıyorsun, dur yapma. Şimdi bir tarih söylerim olmaz, yarada teklif kalır. Teklif etti şey mi olur. Evlenme? Hayır. Evlenme teklif etmedi.
Mikrofon verelim Eda sana. Eda çok isyanda şu an çünkü. Çok sinirli. Bu konuda. Kurtuluş, eski görüntülerini yayınlasak daha iyiydi sanki. Bence de abi ya. Ben bu arada çok istedim eski görüntülerin yayınlanmasını ya. Özellikle verecektim Burak'ın görüntülerini. Biz yata gittik bir gün. Böyle güzel bir yemek yedik falan. Sonra neyse dedik ya Eda dedi ben bir şey aldım ama nasıl vereceğimi bilmiyorum sana dedi. Dedim nasıl ne aldın aşkım falan ben böyle bir heyecanlandım. Baktım cebinden çıkarıyor tamam dedim o an bu an geliyor. Çıkardı böyle yüzüğü işte ondan sonra yattakiler de evlenme teklifi sanmış tabii. Volkanlar patladı bilmem ne oldu falan filan böyle müzikler çalıyor. Yani onu hediye olarak almış orada ben de evet falan dedim kendi kendime ama... O... Sana böyle verdi şey mi? Böyle verdi mi yani? Yani sana bir şey vereceğim aşkım. Ben evet dedim. Ama yok yani. Senin sosyalleşmen lazım evden çıkıp. Abi işte kadın milleti böyle. Ben normal bir yüzük verirken bile o kadar şatafatlı yapmışım. Hesap etsin. Çevirecek. O günü beklesin çevirecek. Yani. Ben daha ne diyeyim ya? Yürü be! İlk. Videolar iyiydi ya. Keşke videoları verseydik abi. Vallahi. Baksana kızardım, bozardım, bir şey oldum. Ha, renk değiştim ya. Nasıl gidiyor evlilik? Reklam arası ne zaman abi? Abi ben çok pişman oldum. Aa, deme öyle. Evet, pişmanım. Çünkü uzun yıllarımız geçti. Biz şu anda aynı evin içinde yaşıyoruz. O kadar pişmanım ki neden geç evlendim? Neden geç evlendim? Beni bile geldi. Böyle soruyu sorduğuma pişman oldum ben biliyor musunuz? Dedim ya hayır, nezakette ben burada. Geç evlendiğim için gerçekten çok pişmanım. Şu anda birlikte aynı ekmeği, aynı yastığı, aynı evi, aynı havayı paylaştığım için o kadar çok mutluyum ki. Eyvallah. Ne kadar hani kıymetli. Diyorlar ki abi. Daim olsun. Şimdi biz ortamlarda konuşuyoruz işte kendi arkadaş ortamımızda. Ben eşime yemeğinde yardım ederim ki ben mutfaktan çıkmam. Derim ki sen bırak ben yapayım. Ben çünkü yemek yapmayı da severim. Elimden de gelir. Yemeğinde yardım ederim. Bulaşığında yardım ederim. Toplamasında yardım ederim. Evi temizlemesinde yardım ederim. Bana diyorlar ki kılıbık. Ben kılıbık. Bu aslında şey değil. Kılıbıklık değil. Bu sevdiğine karşı kalbi ılıklıktır. Bu kılıbıklık değildir. O yüzden çok güzel bir evliliğim var. Çok da mutluyum. Karımı da çok seviyorum. İyi ki var. Çok mutluyum. Kurtuluş çözmüş. Efendim? İşi çözmüş Kurtuluş. Gözlerim doldu. Sende var mı? Evlilik mi? Ya evlilik olması için. Düşünüyor musun? Bir aday olması lazım. Eksik var sanki. Sanki aynen. Aday var mı? Yok hayır. Aday yok. Yakında 14 Şubat gibi şeyler var. Evet bilgim var. Yaklaşıyor. Evet. 14 Şubat'ta o zaman haberi yok. Çalışıyorum mesela. Haberi yok. Onun tarihten haberi yok. Evet, benim genel olarak ilgi alanım değil. Ya benim çok acayip de saygı duyduğum bir şey evlilik bu arada yani hani tabii ki gerçekten bir şey inanılmaz. Yani. Aile kurumu. Önemli bir karar, önemli bir müessese. Yani klişe duyulmasın gerçekten. Önemli verilmesi gereken bir karar ve doğru koşullar ve doğru insan. Sonuç olarak aynı evdesin. Hani aynı yataktasın ve bir hayat yaşıyorsun. Şimdi bunu gerçekten yapabilmek çok zor. Özellikle bireysel yaşayan insanlar için. İnşallah bir gün. Benim de çok çok istediğim bir şey. Eyvallah. İnşallah kısmet olur. Ece canlı yayında evlilik teklifi beklediğini. Düğününde para saçmak isterim öyle ya. Demedim. İnşallah. Aa isterim. O ana şahit olmak. Evet. Orada olacağım. O düğünde olacağım. Kurtuluş'un düğün konsepti çok değişikti aa, yalnız. Çok güzeldi. Çok farklı ve acayip bir, süper bir inanılmaz düğündü. Enerji. Yani böyle nasıl yorulmadan bu pis kadar uzun süre kalmadı. Devam edebiliyor. İlk paranla ne yaptın? Annemi yemeğe götürdüm. Ay çok güzelmiş. Evet. Tebrik ederim. Şimdi bu ikisine soracağım. Kim bilir ne yaptılar? Kurban kestim abi. Eyvallah güzelmiş. Sen ne yaptın? Ben doğru söyle. Doğru söyleyeceğim. Yalan yok. küçüklüğümden beri benim kahrımı çeken, beni yola sokmaya çalışan, bana bakan, beni büyüten ablama ev aldım. İkrar ederim.
Ona da buradan selamlar. Çok seviyorum. El çok yükseldi yalnız. Yemek, kurban, sıkıntı ev. Oldu. Altında kal. Abi ben 600 liraya aldım. O zaman 600 liraydı. Küçük baş. Sevgililer Günü VTR'miz var. Sevgililer Günü VTR'mizi bir izleyelim, biz de bir soluklanalım. Efendim. Sevgililer Günü'ne nasıl hazırlanıyorsunuz? Hiçbir hazırlık yapmıyorum. Gerek yok çünkü. Vallahi şimdilik bir gün ben ne oldu biliyor musun? Çiçeği aldım, hanıma götürdüm. Hiç de götürmemiştim. Çiçeği de kimden aldım? Partılar dağıdırdı, bunlardan aldım. Hanımla bir hafta ayrı yattık. Niye sen bana paranla almadın da gittin milletten aldın diye. O da rahmetli oldu gitti. Kaldık ile. Perişan olduk. Her şey bir defa gitti. Her şey bir defa gitti. Hanım da gitti. Sevgili de gitti. Sevgili de gitti. Öyle değil mi kızım? Hanım olmasa sevgili olur mu? Olmaz. Biz 45 yıllık evliyiz. Öyle çiçek biçek yok bizde. Çiçek böcek yok. Kendi aramızda sevgimizi gösteririz biz. O an artık aklımıza ne gelirse bir yerlere falan gideriz. Arkadaşlarla bir sürpriz falan olur. O şekilde yani. Hanımlarımı düzeltirsem eğer güzel bir şeyler hediye alacağım inşallah. Biraz kavgalıyız da alacağım bir şeyler yani. Muhakkak altın alacağım. Kadınlar biliyorsun artık çiçekler kesmiyor kadınlar. 25 yıllık evlilikten sonra böyle altın gibi şeyleri seviyorlar ne yazık ki. Sevgililerimi terk ederek. Hediye almak zor. Sevdiğim biri var zaten ama işte şu an ayrılık aşaması değil de ayrıyız. Gönlünü alabilirsem ne mutlu bana. Alamazsam da yapacak bir şey yok. Peşine düşeceğim inşallah öyle. Ben özel günleri pek sevmiyorum. Benim için her gün özel gün olabilir. Yani bir hediye almak için, gönül almak için belli günlere gerek yok. Her gün alınabilir. Vallahi özel bir hazırlığım yok. Eşime çiçek alacağım. Benim sevgilim eşim. Yani evde eksik gerekli ne varsa bakıyoruz. Ona göre işte hanımı mutlu edecek bir şey almaya çalışıyoruz. Alışveriş yaparak. Yani kendimi ödüllendiriyorum. Sevgilim yok çünkü. Evet, kendime hediye alıyorum. Hazırlanmıyorum. Sevgilim yok. Yok. Sevilmedik. Tek başımıza Ankara'ya bir tren yolculuğu yapmayı planlıyorum o tarihte. Öyle kutlayacağım. Kendi başıma. Sevgililer günü diye bir kavramım yok. Sevgilim olmadığı için hayır. Ama sevgili günü her gün olmalı bence. Çünkü insanlar birbirini sevdiğini göstermesi gerekiyor. Şimdiye kadar her doğum gününde, her evlenme yıl dönümümüzde sevgililer gününde eşime çiçeğini alırım. 48 sene bitti, 49'a girdik hanımla. Bütün beylere de tavsiye ediyorum, eşine milyonları, milyarları vermesin, çiçek alsın. Burak Bulut. Burak, neden böyle yapıyorsun? Aa, beni hiç sallamadı. Nefes nefese geldi çünkü. Öyle mi? Alışamadım, evet. Koştum. Burak, hep geç kalıyorsun. Sevgililer zaten. Sevgililer günü kutluyor musunuz? Aramızda değil abi. Ya ben öyle günleri pek önemsemiyorum aslında abi. Yani benim için pek bir önemi yok. Nezaket önemsiyor mu? Önemsiyor musun nezaket? Hiç. Sen de mi önemsemiyorsun? Ben de önemsemiyorum bu arada. Önemsemiyorum. Sen önemsiyor musun? Ya bizim için özel günler genelde hep çalıştığımız günler olduğu için benim için de çok bir şey anlamı ifade etmiyor. Bekler misin yani mesela bir sevgilin olsa 14 Şubat'ta bir çiçek alsın falan? Yani yemeğe falan gidelim ya. O beklersin. Kadar. Yeter yani. Sen hediye çok, alır mısın? Çok bir şeyler gerek yok. Ya da ya tabii ki alırsın. Ya şimdi hediye öyle... Ben röportajları izledim. Şöyle bir şey var sanki. Bu arada burada görmediğiniz röportajlarda da var. Ben burada hayatımda ilk defa çizgili gömlek giydim. Hayatımda ilk defa herhalde. Çok evet. Yakışmış. Teşekkür çok ederim güzel kardeşim. Canımsın, bak ekibim bana bunu da burada göstereyim. Bana hediye yapmışlar bunu. Röportaj yaparken. Bunu niye alkışladınız? Kafamı, ben koca kafalıyım arkadaşlar. Benim kafam büyüktür. Kafamı o kadar kocaman çizmişler ki herhalde onu fark etmiş karikatürist kardeşimiz. Saçlarımın buralarını da bembeyaz çizmiş. O da doğru. Hiçbir jest yapmamışlar. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Hediye almak meselesiyle evet. ilgili röportajları izlerken dedim. Ya şöyle bir şey ya. Fark ettim. Hep erkekler almalı gibi bir durum ortaya Hayır. çıkmış. Hiç ilgisi yok. Yani yok değil mi ilgisi? Ya hediyenin olayı zaten hani değer verdiğin, hani içinden geldiği bir şeyi ona göstermek olduğu için bunun cinsiyeti tabii ki yok yani. Sen alıyor musun Burak? Veya kutluyor musun? Önemser misin? Ben de. Ben alınca o da alıyor abi.
Niye böyle bir şey bize yükleniyor? Ben onu anlamıyorum yani. Yükleniyor mu böyle bir şey evet. bize? Hani sanki böyle özel günlerde hep ilk erkek hatırlayacakmış gibi bir algı var. Bu hep var yıllardan beri. İşte 14 Şubat'tır, sevgililer günü, ilk tanışma günü, nişanlılık günü, nişanlılık yıl dönümü, evlilik yıl dönümü, ilk ne zaman tanıştın saati. Bunu niye bir erkek hatırlıyor? Neden? Sen neler yaşadın öyle? Hayır, bir şey yaşadığım için değil karıcığım. Ondan değil. Konu o değil. Yani genel olarak böyle şey hep erkeğin üstüne yükleniyor. Ben karşıyım ya. Karşıyım, vallahi karşıyım. Erkekleri alkışlatmıyor musunuz? Kurtuluş gibi düşünenleri görebilir miyim? Kurtuluş gibi düşünenleri. Kamera göstermesin. Görün bir el kaldırın. Abi. Hayır, yanlış düşünüyor diyenleri görebilir miyim? Ciddi bir kitle ikisine de katılmıyor. O kitlenin beklentisini de merak ettik açıkçası. Ben söyleyeyim mi abi? Söyle. Kadın her zaman haklıdır. Kadının dediğini yapın, rahat bir hayat yaşayın. Ve bu durum abi erkekler için büyük kolaylık olur. O zaman sen bir an önce Eda'nın dediğini yap. Öyle mi? Büyük kolaylık olsun. Yani abi, ya girmeyelim o konuya vallahi. Şu an gitti. Ha geldi. Ya aşkım. Geldi. Gitar, piyano ve klasik kemençe çalabiliyor musun? Evet. Gerçekten mi? Evet. Çalabilir misin? Çalabilirim. Çal bize. Şimdi mi? Evet. Ama tırnaklarım uzun. Piyano çal. Yine de tırnaklarım uzun. Kemençe çal. Yine tırnaklarım uzun. Bunu Tolga ile konuşmuştuk bu arada yayından önce. Niye beni gafil almaya çalışıyorsun? Aa, bana söylemedi gerçekten. Evet, maalesef. Tırnaklar uzun olunca çalınamıyorum. Maalesef, peki. Maalesef, evet. İngilizce, Almanca ve İspanyolca biliyor musun? Doğru, evet biliyorum. Konuş diyeceğim, tırnaklarım uzun diyeceksin. Yok. Vuruyor seni, saldır. Hiç gerek yok ona. Saldır, vuruyor seni, saldır. Bayağı. Saldır. Hemen çevir, aşık. Aşk olsun, tabii ki konuşurum. Ama siz anlayabilir misiniz? Evet. Ben de İngilizce biliyorum abi. Evet. Peki. Özellikle İspanyolca anlarım. Peki. Ben de İngilizce biliyorum. Bir oyun oynayacağız. Şöyle. İngilizce Ece. Mi abi? İngilizce. What you do, I know speak hayır, English. Hayır. Böyle konuklarımızla bu aralar bunu oynuyoruz. Keyifli şeyler de çıkıyor. Size birkaç soru soracağım ben. O sorulara yanıt vereceğiz. Bu arada tamam, onu sonra yapalım. Şimdi soru soracağım, evet mi hayır mı? Sosyal medyada takip aldığım ama geri takip yapmadığı için kafayı taktığım biri var. Yok mu öyle biri? Yok abi. Önemsemem. Kim beni takip etmiş, kim etmemiş? Mesela ben seni takip ettim, sen beni uzun bir süre takip etmedin. Abi ben kimseyi takip etmiyormuşum. Herkes bana aynısını söylüyor. Yemin ederim bilerek yapmıyorum. Sonra Tolga uyardı seni, öyle takip ettin. Vallahi bilerek, yemin ederim bilerek yapmıyorum. Abi telefonu eline almaz. Hani önemsel şöyle düşün. Misin Ece? Ha, özür dilerim. Birini bir şey takip et. Hayır, özür böyle şey. Şu an herkes mahcup oldu kızım. Evet. Sen konuşuyordun, sen tamam mı? Konuşmuyorum. Buyur Ececiğim. Biri beni takip etmediğinde mi? Bozulur muyum? Aa, pardon bir dakika. Yani takip ettiğin birisi sana dönmedi mesela. Ya çok yüksek ihtimal bu arada görmemiştir yani hani. Yoksa kesin döner diye mi düşünüyorsun? Tabii ki döner. O kadar iyi düşünme. Dönerir. Oradaki, mesela oradaki like'ın ya da işte görüldü yemenin falan bir anlamı var mı? Anlamlandırır mısınız? Veya takipten ya, çıkmak mesela bir da. İnsanı silmek var abi, gibi. Var abicim var. Nasıl? Var görüldü atmanın bir anlamı. Yeter daha demek oluyor yani. Veya işte beğenmesi veya beğenmemesi. Fotoğrafımı kim beğenmiş? Tanıdıkların içerisinden tabii bakar ki mısın? Tabii ki bakarım. Kim beğenmiş, kim beğenmemiş tabii ki diye. Bakarım. Ha. Bakmayanlara da bir arkadan severim niye beğenmedin. Abi ben bir kere Rihanna'ya istek gönderdim. Kime? Geri dönüş yapmadı. Kime? Ben de takipten kime gönderdin? Geri çıktım. Kime gönderdin? Rihanna. Ne dedi? Ne dedi? Niye ne cevap verdi? Niye hayır dedin? Evet de o zaman. Ha evet, ben evet dedim, onlar hayır de dediler, ben de hayır yaptım abi. Hayır, sen evet demişler, bak kafayı takıp geri takipten çıkmışsın. Evet, o beni takip etmezse ben de onu etmem. Hayırdır sen Rihanna ya? Tabii canım, Rihanna yani. Falan.
Ya ben Shakira'yı tanır tanımaz pişman olduğum, ben bu insanı niye tanıdığım dediğim ünlüler oldu. Oo, 3 evetle. Anlatın. İsim vermeyin. İsim vermeyin. Nasıl oldu sadece? Neden böyle bir şey hissettiğinizi söyleyebilirsiniz belki. Hissimi bile söyleyemiyorum. Düşünürken bile sinirleniyorum. Hani tanıştık yarım saat önce. Tanıştık yarım saat sonra oturduk ve... O kadar kızdın. Hala neye kızdın peki? Neye kızdın? Abi ben böyle şeylerden... El kol şakalarından hoşlanan bir insan değilim. Bana da kimse dokunamaz. Ben çok şey oluyorum abi. Bir gıcık oluyorum ben. Böyle bir temasta olunca böyle. Bunun için mi sadece yani? Evet abi, ben temas sevmem çünkü. Biraz da abarttı. O yüzden ben de ayar şey sinir ben de bilmiyordum oldum. Mesela. Ben de böyle biriyle dostluk yani sevdiğim insana dokunurum. Sana dokunmayalım o zaman. Yok yok biraz o değil abi. Yeni, sen de biraz kay. Bir korktum evet. Hayır hayır, yeni tanıştığım birisinden bahsediyorum ben. Biz tanıştığımızda sizle kucaklaşmış olabiliriz. Abi kendini niye karıştırıyorsun? Bizim seninle ne günlerimiz geçti abi? Eyvah, saçların çok güzel oldu. Teşekkür ederim abi. Ece sen? Ya ben bunun neresinden yani? Ufak bir şey anlatırsam anlaşılır. O yüzden bunu anlatmayacağım. O kadar anlaşılır. Evet. Burak söylemek ister misin? Vallahi abi ben... Ya birkaç kişi var ama şöyle o da... Mesela bir kızdığın insan... şey ne mesela? Yani kızdığım şey şu abi... Mesela bir şeyi olduğundan fazla göstermek, yani kendini kanıtlamaya çalışması, hani o an o saniye insanda ya yapma bunu baba, gerek yok yani. Hissiyatı uyandırıyor bende. Bunu birkaç kişide gördüm ben. Yani. Sorayım o zaman, kendinizi hiç olduğunuzdan fazla göstermeye çalıştığınız oldu mu? Hayır mı? Yok. Asla. Peki. Bir kere Edoş'a göstermeye çalıştım, böyle farklı birmiş gibi takılayım dedim. Nasıl? Edoş'a bir keresinde böyle cool cool takılayım onu evet dedim. Yap o zaman sen tekrar lütfen. Evet yap ve anlat. Edoş'a cool işte. Cool böyle. Eda'ya göstermişsin kendini olduğundan farklı. Merhaba hayatım, nasılsın falan. Böyle ses tonu hani pilotların olur ya abi, böyle boğuk içten. Öyle bir konuşma yapayım dedim. Bu ne haller ya, kendine gel dedi. Daha da. Ne gerek var, ben seni olduğun gibi seviyorum evet. Demiş. Eda kardeşimiz. İnsanlar da olduğu gibi olmalı abi, biliyor musun? Şöhretiniz geçecek diye endişe ettiğiniz, bunu hiç düşündüğünüz oluyor mu? Yani geçerse ne hissederim diye düşündüğünüz oluyor mu? Sen onlara bakarak mı cevap veriyorsun? Yok abi. Sen kendi hissini paylaş lütfen. Hissimi söylüyorum. Evet mi? Aa. Senin hayır. Evet. Hayır yani. Yani hayır dedim evet. Böyle bir endişen mi yok? Böyle bir şey mi düşünmüyorsun? Böyle bir şey ben hiç düşünmedim. Çünkü ben hep yaptığım işlerde ve hayatımda hangi bölüm olursa olsun hep başarıya odaklı olduğum için evet yaptığım bir işte illa kötüsünü düşüneceksin ama bende o yok. Olursa kötü bir şey, onu zaten vaktim olursa görürüm ama ben öyle bir şey düşünmüyorum başarı odaklı olduğum için. Ece? Neden benim abi? Evet ama endişe kısmı değil. Düşündüğüm tabii ki oluyor. Ya ne ben hissettiriyor bu sana? Önemli bir şey mi? Popülerlik endişesi taşıyan biri değilim. Çünkü ben bu işi yapmazsam yapabileceğim çok şey var. Yani bu benim için popülerlik için yaptığım bir şey değil. Keyif aldığım şey, insanlarla paylaşmayı seviyorum sadece. Ama bir gün bu iş biterse ne olur diye düşündüğüm çok oluyor tabii. Eyvallah. Ki. Bu önemli bir şey bu arada. Yani hepimiz için, benim için de öyle. Abi yani ben de popülerlikten yana bir sıkıntım yok ama... Şu endişe her zaman içimde. Yani bir gün ben çok çalışıyorum abi. Çok aşırı derecede işime saygı gösteren bir insanımdır. Uğraşan bir insanımdır. Bir gün Allah gecinden versin ölürsem yaptığım şarkıların hatırlanmaması beni korkutuyor. Kendine de dua et ha. Allah gecinden versin ölürsem. Amin. 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 Onu biz söyleyeceğiz. Bir gün ölürsem diyeceksin. Biz diyeceğiz ki Allah gecinden versin kardeşim. Allah korusun. Abi siz söylemediniz ama. Tamam. Biz amin dedik artık sen söylediğin için. Sen hemen şey yapın. Evet. Yani abi ölene kadar yaptığım şarkı, ben öldükten sonra da Allah gecinden versin. Şarkıların hatırlanmaması korkusu var abi. İnşallah hatırlanır. Peki.
Nefsime... Kimse şey yapmadı, hatırlanmayacak kesin. Değil mi? Hatırlamayacağız. Ne hatırlanacak? Bugüne kadar katıldığınız yayınlarda en keyif aldığınız, böyle gittiniz, çünkü pek çok röportaj verdiniz. Ben bazılarını hatırlıyorum. YouTube kanallarında da verdiniz. Talk show'lara da katıldınız. Mesela en keyifli hangisi geçti? Bu program hariç. Bu arada birbirimizi şey yapmayalım şimdi. En keyiflisi hangisiydi? Selam ben, etmiş ol. Kötüsünü sormuyorum bilerek. Yok yok. Yeni yakın çıktığımız Çok Güzel Hareketler'de ben gerçekten çok eğlendim. Çok Güzel Hareketler'de? Evet. Çok Güzel Hareketler'de ben çok eğlendim. Orada da zaten kardeşlerim, dostlarım var. Evimizde gibi hissettirdiler bize ve çok güzeldi. Ben çok büyük en keyif aldım. En keyifli orasıydı. Evet. Senin Ece? Gökay Kalaycıoğlu ile birlikte yaptığımız yayın çok keyifliydi. Çok da donanımlı bir insan o da. Hoş bir sohbetti yani. Teşekkür ederim. Senin Burak? Burası abi. Burası hariç ama seni seviyorum. Ama burası, kardeşim. Vallahi burası. Gerçekten mi? Şöyle daha önce katıldığımız evinde programlarda... Evinde gibi hissediyorsun. Evet. Çünkü abi kardeş gibiyiz abi, rahatım. Farkındaysa ben normalde abi dediğim insan yanında ayağımı bile uzatmam. Ama sende öyle bir rahatlık var ki abi yani. Sana duyduğum öyle bir sevgi, rahatlık var ki burası bana öyle geliyor ya. Estağfurullah. Ayağını uzat o zaman. Sen de. Bu zaten... Kurtuluş zaten. Zaten evlendin sen artık. Üstüne bastıra bastıra gözlerimin içine bakarak dedin ki burası hariç dedin. Yine de sen öyle diyeceksin ama işte oradaki olay o zaten. Çok ben güzel hareketler diyorum. Benim programımı söyledim. Yo yo, çok güzel hareketler keyfidir. Tamam. Burası dışında söyle sen de bir tane. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar evet. Bizi söyler. Hayır ben bilmiyorum. Evet. Nefsime yenilip paramla, arabamla ya da sahip olduğum şeylerle hava attığım bir an oldu. Bak dürüst olun, beni kızdırıyorsunuz artık. Vallahi lütfen. Dürüstüm, hava yemin atma. Ederim dürüstüm abi. Nefsinize değildim yenilip paranızla, ya. Arabanızla ya da aldığım şeyle hava attığınız oldu mu? Hayır ya. Ters hayır yaptım. Evet. Oh be, evet ya. Evet, abim benim, evet abi. Neyle hava attın, ne zaman? Abi, sonra pişman oldun mu? Yok, pişman olmadım. Yaptıklarım için pişman değilim. Aklın hala? Yapamadıklarımda. Abi şöyle söyleyeyim, ben bundan yıllar önce, pandemiden önce nasıldım biliyor musun? Memlekette, aslında söylemek istemiyorum ama burada hani, abi kardeşi söyleyeyim. Tabii canım, ben bundan işte 4 yıl, 5 yıl önce, 6 yıl önce memlekette, tamam müzik işine koşturuyordum ama mahallede de işte nerede bir kavga var, nerede bir dövüş var orada ben vardım. Arkamdan da benim bizim mahalle zaten sadece bizim akrabalarımızın bulunduğu bir yer. Oraya bizden başka, bizim haricimizde kimse giremez. Bölge ya, bizim bölgemiz. Evet, 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 vallahi öyle, bizim bölge. Ben de bazılarda büyüdüm de böyleydim. Köşe başlarını tutuyorduk, sebepsiz ve anlamsız şekilde. Evet abi, işte tamam, aynı şey. Vallahi öyleydi. Çok ilkel bir durum. Kötü bir durum. Abi orada ben şimdi... İşim yok, gücüm yok falan filan. Benim arkamdan nasıl konuştuklarını ben biliyordum. İşte bu çocuk ne olacak? Başımda anası yok, babası yok. Abi ben bir iş yaptım, bir çıktım. Memlekete kaç tane arabayla gittim biliyor musun? Memlekete kaç tane arabayla gittim biliyor musun? Sırf bana o ipsiz sapsız, bundan tamam, bir şey abartma, olmaz. Tamam abartma, sakin. Yok sakinim. Ben sinirlenme. Sakinim. Arabayla hava attın. Sadece araba değil abi, bir sürü şey. Gittim yaptın attım yani. Burada. Evet diyorum böyle, vallahi. Yaptım abi. Oh be. Ece senin hayır herhalde. Ya vallahi... Hava atmak değil de gidince görüyor zaten abi. Sen Burak kime mesela... yaptın? Mesela. Abi bir gün İzmir'de bir konserimiz vardı. Biz arkadaşlarla çıktık işte sokak arasında bir şey yemeye. O zamanlarda aklımda bir araba alma fikri vardı. Bir marka model. Neyse bizim arkadaşlarla yan yanayız. Büyük araçla gitmişiz ama biz kendimiz, büyük VIP ile gitmişiz. Bir baktım, o araçın aynısı orada var. Ben de dedim ki gidip bir konuşayım, satıyorsa alayım bu arabayı. Neyse abi, gittim adamın yanına, dedim merhaba arkadaşlar, dedim araç satılık mı dedim. Böyle baktı, ben de abi hani otelde şortla falan çıkmışım, böyle tipime baktı böyle. Tanımadı da, tipime böyle baktı, sen bu arabayı alamazsın dedi. Dedim niye? Dedi pahalı bu dedi. Aa. Dedi ama mal sahibi arabanın içinde git ona sor dedi. Gittim camı şey yaptım. Bir kadın, bir bayan işte açtı. Dedi, efendim dedi. Dedim araba satılık mı? Değil kardeşim dedi. Sinir oldum.
İkisi de bana aynı şekil tepki verdi. Sonra masadayız arkadaşlarla. Lan dedim ben buradan şovumu yapmadan kalkmam dedim. Kadir dedim arabayı getir yolu kapat. Vedat dedim menajerliğe bürün. Dedim ki Onur korumamsın başlayın dedim. Bunlar bir anda yolu kapattık abi. Ondan sonra Onur diyor buyurun Burak Bey falan. Vedat kapıyı açıyor etrafa bakıyor falan. Böyle bir adamlar böyle bakıyor. Kim lan bu? Öyle bir hava atmışlığım var abi. Ye dünyası. Bu son sorum, son sorum değil de bir VTR'miz var. Çoğu insanı işim düşünce ararım. Onlar da beni işi düşünce arasınlar. Yalandan goy goy yapmayalım. Evet, hayır. Evet mi? İkiniz evet misiniz? Sen evet. Hayırsın. Evet. Duygusal insan ya. Sen evet. İşin düşünce mi arıyorsun insanları sadece? Tabii ki ya. Herkesin... Onlar da seni öyle arasınlar. Tamam. Herkesin bir yeri var. Sonuçta ne bileyim yani. Ama... Senden bunu beklemiyordum. Yazıklar olsun. Ben de senin hocam. Yalan söylemeni bekliyorum. Yapma ya. Lütfen. Vallahi onu ben de bekliyordum biliyorum. Lütfen. Lütfen. Sence öyle mi? Bu arada doğru mu söyledi, yalan mı söyledi? Ben kesinlikle. Ya herkes her gün arayıp soramazsın. Yalan söylüyorsun, ya. Burada yapma. Bunu ya burada yapmamalısın. Little yin yarı yarıya ya. Yarı yarıya. Her yarı zaman yarı, her zaman değil, değil yani. Arıyorum ama da. Ama ben direkt... Şehribar'la ilgili bir VTR'miz var. Onu izleyelim, sonra sizden dinleyelim. Tamam. Gelsin abi. Efendim. Kehribar nedir? Kehribar bir taş. Uğur getirdiği söylenir. Portakal rengi gibi bir şey. Çocukların diş eti kaşınmasın diye takılan mıydı sanki? Baharat, ay yok değil, mücevher gibi bir şey miydi değil mi? Aynen, bir mücevherdi. Yani tesbih, evet. Başka bir anlamı yok benim için. Kehribar şu boğaza takılan şey değil mi? Evet, böyle bazı şeylere iyi geliyor, ağrılara vesairelere bildiğim kadarıyla. Böyle kolye gibi bir şey mi? Yani kehribarı ben yüzükten biliyorum. Kehribar yüzükler falan. Baharat ismi miydi acaba? Muhtemelen olabilir. Çam ağacının reçinesi, fosilleşmiş, taşlaşmış, uzun süre kalmış bir taştır. Vallahi kehribar bir tesbih var. Böyle sürtüyorum, ufak kağıtları, toz parçalarını çekiyor kendine. Eski bir fosilleşmiş taş gibi bir şey zannedersem. Reçina mı oluyor? Ağaç reçinası zannedersem. Enerjiyle alakalı bir işe yarıyor diye biliyorum ama kullanmadım, bilmiyorum. Genelde Erzurum yöresinde olan bir taştır ve insanların stresini almak için tesbih yapımında kullanılır. Hububat, bir şey, bitki çeşidi diye biliyorum. Kehribar kekik olması gerekiyor. Sağlık için, hastalık içindi. Ona iyi geliyordu. Kehribar bir şarkı. Burak Bulut ve Ebru Yaşar'ın bir düetle çıkardığı bir çok güzel bir şarkı. Şu an ben de tam da zaten Kehribar şarkısını dinliyordum. Oy 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 yedi beni ömrümden deli deli. Yıllanmış kehribarım çekmekten derdi beni. Sana yine üzersin. Ritmi kalbimi çok düzensiz. Yaşamaktan naz bana böyle düzelsin. Sevgilim çok özelsin. Düşerken elimi tutan da sen. Ayrılık kapıyı çalarken seni kovmayamadım diye kavga dersin. Akul kaderime yok teselli. Kimi seveyim kimi bu derli. Konuşun olduk senle benle. İşte o karanlık kapı ben. Kurumuş dal gibi gamzeleri. Bir adım da atsam sen de. Açtığın yaralar hayli derin ama kul kaderimi yaşar ben de senin. Oy 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 yedi beni ömrümden deli deli. Yıllanmış kehribarım çekmekten derdi seni. Gözlerinin nehri benim ben unutmam derdi seni. Aşkından tarumarım bu karanlık yuttu beni. Aşkından tarumarım bu karanlık yuttu beni. Makul kaderime yok teselli. Kimi seveyim kimi
alsam sendelerim. Açsın yaralar hayli derin ama kul kaderini yaşamayan seni. Oy 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 yedi beni. Yıllanmış kehribarım. Gözlerinin nehli benim. Ben unutmam derdi seni. Aşkından tarumarım. Sen ne kadar güzel yazdın. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ya ben ediyorum. Bir de kocaman alkış orkestramızı alabilir miyim? Evet. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Eyvallah. Çok az zamanımız kaldı. Herkes devam edelim. Kurtuluş da diyor. Devam edelim. Sabaha kadar oturalım hani, diyor. Kamera kapansa burada sohbet bitmez. Öyle bir ortamdayız ve öyle bir sıcaklı ortamdayız. Eyvallah. Bu arada reklam arasında Kurtuluş kolyesini hediye etti. Evet. Kurtuluş programa nasıl geldi biliyor musunuz? Anlatabilir miyim bunu ya? Seve seve. Biliyor musun ne anlatacağımı? Bilmiyorum da anlat abi. Tolga Kurtuluş'a link atmış. Siz programa katılmak için başvuruyorsunuz ya. Hani biz başvuruları alıyoruz. Buraya izleyicilerimizi davet ediyoruz. Hayır ya. Yok yapmamışsın. Kurtuluş'a atmış bunu paylaşsın diye. Kurtuluş da ne yaptın? Linke tıkladım, adımı yazdım, soyadımı yazdım. Kat. Başvuru formunu doldurmuş. Doldurdum. Bir de gönderdim. Gönderdim. Bizim ekip de almış başvuru formunu. Gördünüz mü? Ne yaptınız orada siz onu görünce?
Konuşma, utanıyorum. Konuşma. Mikrofon verir misin bir? Sen mi gördün ilk formu? Ne yaptınız görünce? Yani bir şaka baktık, zannettin abi. Biz isim benzerliği, hani hayran kitlesinden falan birisi doldurdu. Zaten telefon numarasını yarım doldurmuş, vermek istememiş. Yazmış, bırakmış. Biz hatta konuştuk aramızda ama bu hikayeyi biz de öğrenmiş olduk. Ya ben o formu ne sandım biliyor musun? Katılımcı deyince hani programa konuk olarak katılımcı dedim. Ben onu Burak da dolduracak sandım. Ben doldurdum, hemen gönderdim dedim. Katılıyorum, evet. Bana da mesaj böyle atmış abi, sen gönderdin mi diye. Gerçekten. Sen ne dedin? Dedim, tabii gönderdim, ayıpsın dedim ya. Tabii ki gönderdim, ben dakikasında gönderdim. Geç kaldın dedim. Ben öyle bir şey yaptım. Ece, oyunculuk düşünüyor musun, film vesaire? Ya hiç aklımda olan bir şey değil ama bir şey gelirse değerlendirebilirim tabii ki, yani, bilmiyorum. Kategorik olarak karşı olduğun bir durum yok. Hatta yok. İster misin peki? Ya çok vakit alıyor, ciddi vakit alıyor. Yani müzik kariyerim sıkıntıya uğrayabilir diye düşünürüm ama yani değerlendirebilirim, bilmiyorum. Değerlendirebilirsin. Zor bir şey çünkü oyunculuk. Çok vakit alan bir oynadı. Şey yani çok. Bayağı. Nasıldı? Ya şöyle söyleyeyim, biz film çekimlerine dedik, zaten biz kendi aramızda konuşuyorduk. Dedik film çekelim falan filan. Bir hafta sonra ben kendimi karavanda senaryoyu okurken falan buldum. Biz sevmedim demeyi Ramazan ayında bitirmiş olduk. Evet, bir ay boyunca... Oyunculukta zorlandınız mı? Bitirmiş olduk. Vallahi ben zorlanmadım. Çok havalı ya. Yok, ben zorlanmadım abi. Hatta eksik oyunculuk bile yaptığımı düşünüyorum. Yani potansiyelimin altında bir oyunculuk yaptığımı düşünüyorum abi. Ve bir daha oynayacak mısın filmde? Yeni ister filmler misin? Yapacağım abi ben. Yapacaksın. Evet, aklımda projelerim var abi. Kendin mi yazacaksın oyunu? Evet abi. Senaryo mu yazacaksın? Türkiye'de hiç araba yarışı filmi çekilmedi abi. Düşün. Araba yarışı filmi? Evet. Araba aklıma geldi, klip geldi. Evet. Aklıma. Evet. Çekeceğim abi. Sen devam edecek misin oyunculuğa? Ya ben de zorlanmadım. Zorlanmamamın sebebi zaten bizim kendi hayatlarımızı, yani kendimizi oynadığımız bir şey olduğu için ben de zorlanmadım ama önüme deseler ki, getirseler bir senaryo, deseler ki sen busun, böyle olacaksın deseler, onu da hani bilmiyorum belki ama gözüm kapalı kabul ederim. Ece, sen 5 sene sonra kendini sağlıklı, ömrün işte güzel geçer inşallah. Yani bir hayalin var mı? 5 sene sonra şunu yapmak istiyorum dediğim ya şey var mı? Ya ben böyle sorulara gerçekten cevap veremiyorum. Çünkü veremiyorum. Yok mu? Ya akıyor, akışlar mı gidiyor? 5 senelik plan ya da 5 senelik hayal kuramıyorum çünkü. Yani ben de birkaç ay sonrası için takribi bir şeyler konuşalım, plan yapalım, gerçekleştirmeye uğraşalım. Ama 5 sene çok uzun. Ben plan yapıyorum, bozuyorlar yani, yapacak bir şey yok. Şey, hava durumunu anlatırken de diyor yani en doğrusunu yine mesela Allah bilir. Yani. Biz evet, yağmur yağacak diyoruz, yağmıyor diye. Burak, bak sen yapmışsın mesela. Evet. Bizim 5 dakikamız sohbete mi var, şarkıyla beraber 5 dakika mı kaldı? Bitti mi bizim, süremiz mi bitti? Süremiz bitmiş gerçekten. Telefon numaranı yazmamışsın. Telefon numaranızı isteyen biri olursa ne yapıyorsunuz? Ben telefon kullanmıyorum ki. Kullanmıyorum abi, benim yanımda Onur var, o taşıyor. Telefon kullanmıyorum, evet, biliyorsun. Ya genelde öyle söylüyorum. Sen ne yapıyorsun Ece? Kimin istediğine bağlı. Ya birisi istedi, seni tanıyan, hayranın birisi. Ya telefon numaranızı alabilir miyim? Size bir konuda bir şey danışacağım dedi. Çok nazik bir şekilde. Çok saçma olmaz mıydı? Ne diyorsun? Ya bir şey demiyorum. Hiç böyle bir şey olmadı mı? Yani evet oldu ama uygun olmadığını söylüyorum. Öyle mi dedin? Evet, uygun değil. Uygun değil diyorum. Ne tepki alıyorsun uygun değil deyince? Tamam diyecek. Ne diyecek? Ne diyebilir hiç ki? Yanlış numara verdin mi? Birine? Efendim? Yanlış numara verdin mi Hayır. birine? Ne gerek var? Sen? Ben numaramı vermedim çünkü benim yanımda hep kardeşim Eray olduğu için direkt hemen ona yönlendiriyorum. Onlar ilgileniyorlar. Evet. Bende bir de şey var abi, değişik bir huy var bende. Benim telefonumu yabancı numara aradığında hemen gidip numaramı değiştiriyorum. Beni yabancı numara kimse arayamaz. Bunu söylemiştin daha önce. Beni arayan birisinin numarasının bende kayıtlı olması lazım. Öyle mi? Bir gün önce mesela numaramı değiştirdim. Birisi birinden almış. Beni bir kere yabancı numara arasın, ben hemen değiştiriyorum. Aa, çok numara değiştiriyorsun yani. Hani şöyle söyleyeyim, 2 ayda 10-15 numara, 10 numara rahat değiştirmişim. Allah Allah, evet. Çok enteresan. Arkadaşlar süremiz bitmiş, çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir akşam olmuş. Kurtuluş'un bir şarkısı var.
Allah rahmet eylesin. Evet. Azer Bülbül'le nasıl yaptın bunu bu arada? Yani düet nasıl oldu o? Şöyle, Tolga abim sağ olsun bir iletişim gerçekleştirdik. Ben de zaten çok istiyordum böyle bir projenin içinde bulunmayı. Bana Tolga abim böyle bir şey sundu. Ben hemen şarkıyı seçtim ve yapmaya başladım. Onunla bitirelim o zaman. Olur. O şarkıyla bitirelim. Olur. Hadi çok, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Buradan Azer Baba'yı buradan rahmetle anıyorum. Sevgili Allah Azer Bülbül'ü saygı ve sevgiler alıyorum. Bütün alkışlar ona gelsin. Buyur. Sarhoş geziyorum bu kime yayarsan yay. Mahkumun gülüşüne, tek sözüne azar azar düştün benim gönlüme. Git diyemem sana, kalmazsın da. Bir veda de, bir elveda, ne sayarsan say. Öldürdüm sen beni, ne sayarsan say. Ey sen al canımı, ister vazgeç şayi. İçtim kafam güzel, git aleme yay. Sarhoş de ay yaş de, ne sayarsan say. Öldürdün sen beni, ne sayarsan say. İster al canımı, ister vazgeç şayi. İçtim kafam güzel, yar bekle yay. Sarhoş de ay yaş de, ne sayarsan say. Azer babam sali yorgunum, halim hatırım hiç sordum. Genç yaşımda büktün boynumu, al başını git zaten yorgunum. Kafam duman vay canım vay, geldim kapına sormadan. İster kul de ister köle, ne sayarsan say. Öldürdün sen beni, ne sayarsan say. Ey sen al canımı, ister vazgeç şay. İçtim kafam güzel, git aleme yay. Sarhoş de ay yaş de, ne sayarsan say. Öldürdün sen beni, ne sayarsan say. İster al yanımı, ister vazgeç şayı. İçtim kafam güzel, yar bekle yay. Sarhoş de ay yaş de, ne sayarsan say. Azer Baba demiş ki, yıllar oldu ben seni hep izni sevdim. Yani bizim oralarda sevdiğini söyleyemezsin burada direkt. Kibrit kutusunda mektup atası, o da yap isimlerine geçer ya da olmaz. Yıllar var ki seni hep gizli sevdim. Zalim de hain de, ne sayarsan sayın. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bitirdik. Hoşça kalın. İyi akşamlar.